Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli kahvaltılık yapacağız. Gerekli malzemelerimiz ise 2 kilo, ben burada papya, kırmızı biber kullandım. 2 baş sarımsak kullandım. Yeteri kadar tuz, yarım demet nane, yeşil nane. 1 su bardağından eksik, şöyle gördüğünüz gibi bir parmak eksik sıvıya ve bir parmak eksik yine 1 su bardağından üzüm sirkesi kullanacağım. Dilediğiniz sirkeyi de kullanabilirsiniz. Bu ürün yapım aşamasına geçelim. Biberlerimizi öncelikle şöyle ikiye kesiyoruz. Böyle biberlerin ziyan olmadığını göreceksiniz. Siz de şu şekilde temizliyoruz. Bütün biberlere aynı işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Ardından doğrama aşamasına geçeceğiz. Arkadaşlar biberlerimizi gördüğünüz gibi temizledik. Şimdi doğrama aşamasına geçiyoruz. Ben öncelikle şöyle bir tane göstereyim. Şu şekilde iri iri doğrayacağız. Bakın gördüğünüz gibi büyüklükler şu şekilde olacak. Geri kalan bütün biberleri de aynı şekilde doğrayalım. Biberlerim bu şekilde hazır. Şimdi pişirme aşamasına da geçebiliriz. Tenceremizi ocağa alalım arkadaşlar. Üzerine sıvı yağını ilave edelim. Sirkemizi ilave edelim. Ve şimdi bunun ikisini kaynamaya bırakalım. Şimdi kaynayan sirke ve yağın üzerine doğramış olduğumuz biberleri de ilave edelim. Ve tuzunu da ilave edelim. Hepsini şöyle arkadaşlar karıştıralım. Bir 15 dakika kadar bu şekilde arkadaşlar beraber kaynattım. Bakın soldu. Bu aşamada ben öncelikle sarımsağını şöyle iri doğradım. Sarımsağını ilave ediyorum ve nanesini de ilave edip ocağımın altını burada kapatıyorum. Şimdi karıştırdım arkadaşlar. Hemen burada kavanozlama aşamasına geçeceğim. Sıcak sıcak direkt kapağını kapatıp vakumlayacağım. Şimdi hemen ocaktan alıyorum. Kenarda kavanozları dolduracağım. Biberlerimizi hızlıca kavanozlara doldurmamız gerekiyor ki biberler soğumasın ve vakumlama işlemini daha iyi sonuç elde edelim. Şöyle. Ben burada birer böyle tabaklık minik 300 ml kavanozları tercih ettim. Siz dilerseniz büyükleri de koyabilirsiniz. Şekilde hazır. Şöyle kapatalım. Bunu biraz suyu eksik arkadaşlar. Biraz suyu da ilave etmek istiyorum hatta. Go.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kahvaltılık sosumuz hazır. Bir tanesini size açıp göstermek istiyorum. Şu şekilde. Arkadaşlar, o kadar güzel nane kokuyor ki anlatamam sizlere. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Dilediğiniz zaman, istediğiniz zaman açıp tüketebilirsiniz. Böylelikle bir tarifimin ve videomun da sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer ki soru ve görüşleriniz olursa yine yorum kısmına bırakırsanız en kısa sürede cevaplamaya çalışacağım. Diğer kış hazırlıklarımı ve dondurucuya neler konulur derseniz açıklamalar bölümüne de linkini bırakıyorum. Sayfamda da kanalımda da çok tariflerim var. Oradan da bakabilirsiniz, neler yapabileceğiniz fikir edinebilirsiniz. Başka tariflerde, başka videolarda da görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.